ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Yaz zamanı gaflet zamanı derler ama maşallah cemaat hem de genç cemaatin bu salonu böyle doldurması artık yazın gaflete sebebiyet veremeyecek kadar nurlandığını bu nurlarla meşgul olan gençlerin elhamdülillah yazın bütün karanlıklarını, gafletlerini silip süpürüp bir kenara atacak kadar imanen kuvvetlendiklerini gösteren bir manzara bu. Elhamdülillah şevk veren bir manzara. Herkes dışarıdaki manzarayı görüp, sokaklardaki manzarayı görüp bitti, mahvoldu, gitti falan derken, şuraya gelip de şu manzarayı görünce, hem de böyle silme genç, gençlerin bir araya gelip de bu mekanları doldurduğunu 7'den 70'e herkesin burada bu mekanlarda cem olduğunu görünce Elhamdülillah şevki, gayreti, hatta hayreti inkişaf ediyor. Bir gün asayiş müdürüymüş, emniyet müdürü davet etmişler. Biz de yan yana oturmuşuz sohbette. Dedi ki ya dedi, arkadaş biz dedi bu gençlik mahvoldu, gitti. Bitti artık. Bir daha bu gençlik dönmez tekrar. Neslimiz mahvoldu, bitti bu iş, gitti diye ümidimizi, şevkimizi yitirdik. Çünkü devamlı hani suçlularla uğraşıyorlar ya, devamlı gençler çoğunlukla suçlu. Ve adeta toplumun tamamını o vaziyette zannediyorlar. Devamlı onlarla muhatap oldukları için. Ya dedi, bu insanlar nereden geldi dedi ya. Sanki uzaydan inmiş gibiler dedi. Yüzleri nurlu, aralarında bir zarafet var, rezaket var, muhabbet var. Sanki hiç bu memlekete ait değil bunlar. Hani o memleketi hep böyle suç işleyen insanlarla muhatap oldukları için öyle zannediyorlar. Ben dedi, şahsen dedi bu sohbete geldim. İslamiyetin akıbetine dair İslam'ın geleceğine ait ümitlerim, şevklerim, gayretlerim yeşerdi. Şu manzarayı her yerde göstermemiz lazım. Burayı her tarafa taşımamız lazım. Herkes bunu görsün. Bu millet bitmemiş, bu gençlik bitmemiş. Sahabe misal bu dehşet içinde ahir zamanın günahlarının sel gibi insanları sürükleyip götürdüğü bir ortamda imanla, itikatla, ibadetle, kullukla ayakta duran, hem kendileri kurtulan, hem de insanları kurtaran gençler var. Bu zamanda demek bu mümkünmüş diye, böyle şu manzarayı görünce adam böyle itiraf etmek zorunda kaldı. Elhamdülillah, Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Şu iman hakikatleri adeta ateşe atılan odun gibi, yağmur çok şiddetli yağıyor ama ateş haşmetliyse, değil mi? Ha, onu yağmur da söndüremez. Şimdi ahir zamanda imanları söndüren bir fırtına var. Ama elhamdülillah şu iman hakikatleri, şu beraberlikler, gençliğin şu hakikate böyle adeta elektriklenmiş gibi koşması, o dehşetli fırtınaya karşı elhamdülillah muazzam bir manevi yangını, muazzam bir nuru inkişaf ettiriyor. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak inşallah sayılarımızı artırsın, şu mekanların emsalini her ile değil, her sokağa, her mahalleye, her apartmana nasip etsin inşallah. Şimdi hani Kur'an ı şan hakimdir. Kur'an'a hakim denir ona. Hakim ne demek? Her şeyi hikmetle yapan. İçinde hikmet bulunan demek. Hikmet ise her şeyin yerli yerinde olmasına denir. Bir yerde çok enteresan bir sual var. Diyor ki neden Kur'an medeniyet harikalarından bahsetmiyor? Yani tayyarelerden o zaman düşünün. Füzelerden, denizaltı gemilerinden, şundan bundan bunlar medeniyet harikaları. Bunlar çağ açıp çağ kapatan büyük buluşlar. Niye Kur'an bunlardan bahsetmiyor diye bir sual var. Cevap olarak Üstad Hazretleri buna diyor ki, Kur'an diyor bütün medeniyet harikalarından bahseder. Fakat diyor, Kur'an'da yaş kuru her şey vardır. Vela ratbin vela yabisin illa fi kitabı mübin. Bir şey ya yaştır ya da kurudur değil mi? Kur'an'da yaş kuru her şey vardır. Fakat Kur'an'dan herkes her şeyi ne yapamaz? Bulamayabilir. O işin uzmanları, o işin o işle alakadar olan insanlar Kur'an'daki o işaretleri, o alametleri bulurlar. Ama şimdi Kur'an'da her şeye kıymeti nispetinde değer verilir. Mesela Kur'an teknoloji kitabı olsaydı onlardan bahsederdi hep. Fakat Kur'an'ın gönderilme sebebi kainatın yaratılış hikmetini, insanın dünyaya gönderiliş sebebini tahlil edip, kitabı kainatı talim edip, Cenab-ı Hakk'ı tanıttırmak ve bildirmek. Gaye bu, <laughs> gaye bu olunca, hedef bu olunca o zaman her şey Kur'an'da buna göre bulunacak. Yani Allah'ı daha çok bildiren, daha çok sevdiren, Allah'a daha çok hayret ettiren, Rabbimizi bilmemize daha çok vesile olanlar daha önde. Diğerleri de daha gizli, daha işari, daha kapalı olacak. Mesela diyor, Denizaltı gemileri dese ki ya Kur'an neden bizden bahsetmiyor? Bizden sarihan bahsetse, açıkça bahsetse deseler feza denizinin gemileri olan yıldızlar diyor. Gezegenler, galaksiler. Öyle ya şimdi onlar da esir dediğimiz bir maddenin içinde semada yüzüyorlar. Eskiden diyorlardı ki uzay boşluğu diyorlardı. Şu anda uzayın boşluk olmadığını Bilim itiraf etti. Uzayda boşluk yok. Yoksa bu gezegenlerin değil mi çekim kuvvetlerini, sonra ışıklarını, parıltılarını, yıldızların değil mi aydınlıklarını bütün bunları nakleden, taşıyan ve bize ulaştıran başımızı kaldırdığımızda onları görmemize vesile olan bir madde var. Bu maddeyle doluymuş. Semavatın diyor Denizaltıları hükmünde olan bütün yıldızlar, gezegenler, galaksiler sus diyecek diyor. Sen Kur'an'da cirmin kadar mevki alabilirsin. Şimdi insanların denizaltısı nerede? Cenab-ı Hakk'ın değil mi? Milyarlarca birbirine çarptırmadan seyahat ettirdiği o gemiler hem de üzerindeki hiçbir şeyi sarsmadan muhteşem bir dengeyle sapan taşı gibi döndürdüğü o muhteşem gemiler nerede? Şimdi aynı onun gibi Kur'an'da açık ayet var. Ayet açıkça hatta hatta üzerine sure inmiş. Ve evha ile Biz arıya vahyettik diyor. Arı üzerine sure inmiş ya. Ne demek bu? Denizaltılar, tayyareler, şunlar bunlar sadece işari olarak Kur'an'da bulunsun. Arı üzerine de sure insin. Bu ne demektir? Demek ki bizim basit gördüğümüz o arıda öyle bir mucize var ki akıllar hayret içinde kalır. Kur'an bize adeta arıya bakın, inceleyin. Arının kitabını okuyun diye ısrarla, şiddetle bize emrediyor. Ve her şeyi kıymeti nispetinde barındıran Kur'an-ı Azimüşşan arı üzerine bir sure nazil etmiş. Arı üzerine bir sure inmiş. Öyleyse tekrar tekrar bakmamız, düşünmemiz ve okumamız bir gereken bir kitap var. Şimdi basit geliyor değil mi mevzu? Şimdi düşünün. Bediüzzaman gibi bir zat, Oturmuş arıyı incelemiş. Arıyla uğraşıyor. Arıdan bahsediyor. Arıdaki harikalara bakıyor. Bu ne demek? Hani normalde ya bu koca adam sinekle uğraşıyor canım. Halbuki Cenab-ı Hak arı basit olsaydı Kur'an'ında ondan bahsetmezdi bile. İşari olarak bahsederdi ama özellikle ve özellikle üzerine nazarımızı çeviriyor. Demek ki baktığımızda hayretler içinde kalacağımız bir kitap var. Şimdi bir gün Soğanlı Mahallesi'nde bir ev dersine gittik. Bir abimiz ev sohbetine çağırdı. Bir de yaşlı bir amcamız, mübarek böyle sakallı, cübbeli sohbete gelmiş. Biz şimdi sohbetten bahsederken başladık bu. Aynı bu ders. Arı ile alakalı. Böyle anlatırken anlatırken yeni başlamıştık böyle. Bir on dakika oldu. Ya dedi biz buraya dedi din sohbeti olacak diye geldik. Allah'tan bahsedilecek diye geldik. Siz gelmişsiniz arıdan, böcekten, sinekten bahsediyorsunuz. E biraz Allah'tan bahsedin dedi. Allah Allah dedim ya. Dedim ki hacı amca sen dedim Kur'an okuyor musun? Okumam mı dedi ya? Günde iki okuyorum dedim. Onu kastetmedim dedim. Kur'an'da neden bahsettiğini biliyor musun? Kur'an ne anlatıyor? Haberin var mı? Şu anda okuduğumuz yer ayet dedim ya. Ayet. Kur'an arıdan bahsediyor. Kur'an böcekten bahsediyor. Kur'an sivrisinekten bahsediyor ve sivrisineğin kanadıyla bütün ehli dalaleti ilzam ediyor. Ne demek bu? Öyleyse biz okuduğumuz Kur'an'ın neden bahsettiğini bilmiyoruz. Çünkü Kur'an bizi kainata çağırıyor. Cenab-ı Hak bilmez mi kulunun neyle ikna olacağını? Kulağa gelen kelam, göze görünen hadiselerle, eserlerle, sanatlarla, kudret mucizeleriyle birleşirse insanı tatmin eder. O yüzden biz kulağımızda duyduklarımıza gözümüzle delil ararız. Bizi bu fıtratla yaratan Cenab-ı Hak bize hitap ederken de hem kulağımızı hem gözümüzü tatmin edecek surette hitap etmiş. Sadece kitap indirmemiş, bir de kainat kitabını indirmiş ki kulağınla duyduklarına kainat laboratuvarında delil aratacak. Şimdi orada 40. hocanın bir hatırasını anlattım ben. 40. hocaya birileri gelmiş demiş ki ya hocam siz hep sinekten, böcekten bahsediyorsunuz. Ondan sonra ağaçlardan, güneşlerden, sineklerden, böceklerden. Ya niye Allah'tan bahsetmiyorsunuz? Biraz Allah'tan bahsedin. Demişler. 40. Hoca da demiş ki, kardeşim demiş ya. Allah'ın zatından bahsedilmesini Allah yasaklamış. Niye yasaklamış? Çünkü insan Allah'ın zatını tanıyabilecek, tartabilecek bir yapıya sahip değil. Bu terazi o sikleti ne yapmaz? çarpmaz, tartmaz. Bu terazi, o sikleti, o ağırlığı tartmaz. Yani biz her şeyi mantığın düsturu nedir? Mantık kıyas üzerine çalışır. Mantıkta kıyaslar vardır. İnsan bilmediklerini bildiklerle kıyaslayarak öğrenir. Şimdi Allah'ı bilmiyoruz. Bildiklerimiz içinde de Allah cinsinden haşa yani Cenab-ı Hak manasında hiçbir şey yok. Hep yaratılmış. Yaratıcı manasında hiçbir şey yok. Yaratılmışlarla kıyaslayarak Yaratıcıyı anlamamız, tartmamız mümkün olmadığı için Kur'an yasaklamış. Ya ben yasakmasak dinlemem, düşünürüm dedi bir tanesi. Allah'ın zatını. Ben de şunu bil dedim, düşün. Senin düşündüklerinin hiçbiri Allah değil. Bunu bil, ondan sonra serbest düşün. Niye? Çünkü Allah yarattığı kulunun beynine ne yapmaz? Zihnine sığmaz. Ha, seni o yaratmış ya, senin zihnine sığar mı? Sonra sahni kainat kainat cinsinden değildir diyor. Kainatın sanatkarı kainat cinsinden değildir diyor. Şimdi şu masanın ustası şu anda aramızda. Şimdi acaba kim? Hangi parça? Ayaklar mı? Üstteki tabla mı? Öndeki panel mi? Hangisi yaptı bunu diye araştırır mıyız? Ne deriz? Masa cinsinden olmayan ve bütün bu masanın her tarafına şuuru erişen akıllı, şuurlu birisi olması lazım ki bu vazifeyi görecek masayı ne yapsın? Buna göre tanzim etsin, düzeltsin, uğraşsın. Öyle oldu değil mi abi? <laughs> Elhamdülillah. Şimdi aynı onun gibi sani kainat, kainat cinsinden değilmiş. 40. Hoca da bunu söylüyor. Diyor ki ya Allah'ın zatının düşünülmesini Allah yasaklamış. E sanatının düşünülmesini de siz yasaklıyorsunuz. Ne yapalım demiş. Biz Allah'ı nasıl tanıyalım? Şimdi Allah bize kendini nasıl tanıttırdıysa biz Allah'ı öyle tanıyabiliriz. Nasıl tanıttırmış? Açın Kur'an'ı. Kaç yerde değil mi? Fenzur ila asari rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bakın diyor. Fel yenzuril insane. İnsanın yaratılışına bakmaz mısınız diyor. Semanın bir bina edilişine bakmaz mısınız? İnsanı adeta Kur'an alıp elinden tutup değil mi? Alem alem, bölüm bölüm değil mi? kısım kısım bütün kainatı gezdirip her yerdeki icraatlarından, sanatlarından Cenab-ı Hakk'ın zatını tanıttırıyor. Şimdi bu Kur'an koca semavattan bahsetmiş, yıldızlardan bahsetmiş, hayvanattan bahsetmiş. Fakat arı üzerine sure nazil olmuş. Bu ne demek? Demek ki arıda bizim bilmediğimiz, görmediğimiz hakikatta hayretler içinde kalacağımız muhteşem bir mucize var. Bizim de yaratılış gayemiz bu. Bunun için yaratılmışız ha. Alı ba arı bal yapıyor değil mi? Biz şimdi mesela şimdi arı yumurta tavuk yumurta yumurtluyor. İnek süt veriyor. Bunların hepsinin vazifeleri böyle. Dünyaya geliyorlar. Fıtratları gereği bu vazifeyi yapıyorlar. İnsan da bal yapan arının, yumurtlayan tavuğun, süt veren ineğin bütün mahlukatın niçin yaratıldığını, nasıl yaratıldığını, ne kadar harika bir mucize olduğunu keşfedip, hayret edip, hayretinden secdeye kapanıp Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek için yaratılmış. Yani bu kitabın muhatabı biziz. Bakın ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve evha rabbuke النَّخْلِ nakli enittehizi minel cibali büyüten. Şimdi ne yapacak biliyor musunuz? aynı ameliyat masasına yatırılan kadavralar var değil mi böyle öğrenciler başını eğiyor böyle tıp öğrencileri tek tek inceliyorlar ya şimdi masaya yatıracak arıyı arıdaki mucizelerden bahsedecek ve sadece arı mucizesinden Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuz olduğunu zamansız olduğunu mekansız olduğunu ispat edecek Allah Allah ya. Arı penceresinden görülen hakikatlara bak ya. Bir insan sadece arıyı keşfetse gaflete düşme ihtimali, inkar etme ihtimali yok. Bakın şimdi. Evet bal arısı fıtratça ve vazifece öyle bir mucizeyi kudrettir ki, kudretin öyle bir mucizesidir ki koca sure-i nahil arı suresi onun ismiyle tesmiye edilmiş. Onun ismiyle isimlendirilmiş. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Şu mana çok önemli. Şimdi arının büyüklüğü ne kadar? Bir santim var mı? Aşağı yukarı değil mi? Şimdi insan kafasında hafıza dediğimiz bölüm mercimek tanesi kadar bir et parçasıymış. Bizim kafayla hafızanın oranını düşünün. Bir de arının kafası ve arının hafızasını düşünün. Bak zerrecik başında dediği bu. Zerre kadar bir bölümde onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Şurada bununla alakalı çok enteresan bir ifade var abi de. Cenab-ı Hak mahlukatı çalıştırırken hani biz nasıl çalıştırıyoruz? Bir ay çalıştırıyoruz, ay sonra maaşını veriyoruz. Doğru mu? Cenab-ı Hak mahlukatı çalıştırırken asla ertelemiyor. Allah'ın adeti neymiş biliyor musunuz? Bunu biz iş dünyasında bir uygulayabilsek var ya Allah'ın adeti şuymuş. Cenab-ı Hak her mahlukun vazifesinin içine ücretini koymuş. Ne kadar vazife o kadar ücret. Ve o mahluk bir vazife yaptığının farkında değil biliyor musunuz? Mesela karıncalar yerdeki kırıntıları topluyor. Desen ki karıncaya ya senin işin de çok zor ya. Akşama kadar temizlik yapıyorum falan desen karınca ne temizliği der ya. Ben rızkımın peşinde koşuyorum. Zevkimin, keyfimin peşinde koşuyorum ben. Ha. bak bir de enteresan Karıncaya hırs vermiş, hırs. Karınca karnını doyuracak kadar toplasaydı, değil mi, yeryüzündeki kırıntılar kadar karınca lazımdı. Ama enteresan bir hırs vermiş, karınca kendi büyüklüğünün yüzlerce katı kadar yerlerdeki kırıntıları, böceklerin, sineklerin cenazelerini toplayıp yerin altında depoluyor. Belki 100 yıl yetecek kadar erzakı her sene doldurup, o hırsla. Bak bir vazifede istihdam ediyor. Arılar da böyleymiş. Bakın şurada çok enteresan bir ifade var. İşte ilhama mazhar olan arı. Örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et. Hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin. Evet cevvadı mutlak celle celaluhu her ferdi hayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Arının beyninde yapacağı vazife kodlanmış. Ha. O rızkının peşinde koştuğu zaman aynı zamanda ne yapmış oluyor? Mesela normalde bir kovan arıya bir yılda 3-5 çıta bal yeter. Ama onlarca çıta balı toplar, yuvar. Niye yaptığının, niye topladığının farkında değil. O zevkinin peşinde koşuyor. Lezzetinin peşinde koşuyor. Ve devamlı o balın peşinde koşuyor. Şimdi hangi vazifeyi yaptığını bilmiyor. O maaşının peşinde koşuyor. Bütün mahlukatı böyle düşünün. İnekler, arılar, kuşlar, akbabalar leşleri yiyor ya. Ya yeter artık ben biraz pirzola yiyeceğim, büftek yiyeceğim falan demiyor. Yan tarafta Belki pirzola dursa dönüp bakmayacak. O leşten öyle bir lezzet alıyor ki. Desen ki ya yeter. Bıkmadın mı sen bu leşleri yemekten? Nasıl iğrenç kokuyor? Cenab-ı Hak ona koku alma özelliği vermemiş. Onun için İskender kebaptan daha güzel. Ha, ya bu leşleri toplama vazifesini yapmak zor değil mi diye sorsan ne vazifesi der ya? Bak her bir mahluk zevkinin, lezzetinin, maaşının peşinde koşunca kainatta ona yüklenen vazifeyi, misyonu yerine getirmiş oluyormuş. Dolayısıyla hiçbirinin biz böyle ağır bir yük içinde çalıştığını hissetmiyoruz. Şimdi mesela bir fabrikaya gittim, baktın ki adam Allah canımı al, Allah canımı al diye diye çalışıyor. Ne dersin? Herhalde bunun maaşı az geldi veya iş ağır. Adam baksana isyanlar içinde. Öbür bir fabrikaya gittim, baktın ki aman ya Rabbi adam elektriklenmiş gibi koşuyor. Abi ne diyorsun sen ya? Hiç. O kadar kolay, o kadar zevkli. Ha, belli ki bunun maaşı değil mi? Yeterli. Fazla bile. Şimdi aslında mahlukatın çalışmasına bakın. Karıncalara bakın biraz. Arılara bir bakın. Maaşlarının yeterli olup olmadığını anlarsınız. Akbabalara bakın. Leşi nasıl yiyorlar? Kuşlara bakın. Balıklara bakın. Hepsi bir şevk içinde. Hepsi bir cezbe içinde. Hepsi belli ki Onlara verilen maaştan memnunlar. Müthiş bir şevk var. Şimdi biz de bunu takliden ne yapıyoruz? Prim diye bir şey var değil mi? Ne kadar çalışırsan o kadar prim alıyorsun. Ne kadar mal satarsan yüzdelik alıyorsun falan şöyle böyle. Senin işinin içine maaşını koymuş ki seni kamçılamak için, koşturmak için. Ne diyor bakın? Evet cevvadı mutlak Celle Celaluhu her ferdi hayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamiri tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihrissesini tevdi etmiştir. Bak o hakim i celale nasıl kitab-ı mübinin düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış arının başındaki sandıkçaya koymuştur. Cenab-ı arının programını yazmış. Onun başındaki sandıkçaya ne yapmış? koymuş. O sandıkçanın anahtarı da vazife perver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder ve evha rabbüke ile ayetinin sırrını izhar eder. Allah Allah. Şimdi biz arıya vahyettik manası nedir? Arı peygamber mi haşa? Vahiy ettik diye ayet. Buradaki vahiyden maksat hayvanat ilhamlarıymış. Ama Kur'an'daki her iddianın kainatta ispatı var. Delil nedir arıya vahiy edildiğine? Arıya ilham edildiğine delil nedir? Şuradan bıraksanız kapıyı bulup dışarı çıkamayacak kadar akılsız ve şuursuz. Aynı biraz önce vurduğu cama akşama kadar tekrar tekrar vurup kapalı olduğunu bildiği halde tekrar orayı zorlayacak kadar şuursuz bir mahluk ama yaptığı sanat akılları durduruyor. O altıgen petekler. Enteresan bir şey ya. Onlar, bir de onların yüzdelik bir eğimi varmış. Normalde bal sıvıdır. Çıtanın üzerindeki petekler de yana doğrudur. Normalde orada o balın durması mümkün değil. Kenarda ne yapması lazım? Hani dik dursa bardak gibi. Anladık. Ama yana doğru. Ve akmıyor bal. Enteresan değil mi? Orada bir eğim varmış. Çok hassas bir eğim. O eğimi tutturamazsa doldurduğu bal ne yapar? Akar. İyice bal ağzına kadar doldu mu üzerini sırla kapatıyor. Ama sırlanmamış peteklerin içinde de ballar var. Onlar akmıyor. Enteresan bir şey. Ve işin garip tarafı şu. Siz inşaatta iki tane ustayı duvara başlatsanız, biri oradan başlasa, biri buradan başlasa, ortada buluşmaları çok zor. Tünel kazıyorlar değil mi? Adam bir oradan kazıyorlar bir buradan. Değil mi? yolda kayboluyorlar. Kaç tane duyduk. Ama enteresan. Aynı çıtanın dört tarafından, beş tarafından başlayan arılar altıgen petekleri örerken bir araya bir geliyor. Çok. Allah Allah nasıl tutturdun ya? Zerre kadar bir kayma, zerre kadar bir hata yok. Ne demek bu? Akılları durduran bir hadise var burada. Şimdi bu kadar akıllıca, şuurluca, mühendislerin bile hesaplayamayacağı çok hassas bir denge, çok ince bir nizam, akılsız, şuursuz bir sineğin sanatı, mahareti olamaz. Öyleyse bu işi yapan o değil, ona vahyedip de, ona ilham edip de yaptıran biri var diye ne yapmış olduk? Biz arıya vahyettik ayetinin ispatını, delilini, izahını kainattan okumuş olduk. Çünkü o küçücük bal makinesinin zerrecik başında onun ehemmiyetli ve mükemmel vazifesinin programını yazmak. Ve küçücük karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Sadece o balı doldurmuyor. Yoksa çiçekten alıp peteğe doldurma. Sadece taşıyıcılık yapmıyor. Arının karnına giriyor. Orada onu pişiriyor ya. Yoksa bal olmuyor Bakın. Ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip etmek ve öldürmek hasiyetinde bulunan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirme. Arının karnındaki, kuyruğundaki zehir normalde arıyı da öldürücü bir zehir. Çünkü başka bir arıyı soktuğu zaman öldürüyor. Enteresan bir şey var. Bir santimetrenin içinde başında değil mi, bütün vazifesinin programını yazmak. Karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek. Karnı ne kadar ya? Bir de kuyruğunda zihayat azaları tahrip edip öldürecek bir zehiri kuyruğuna yerleştirmek. Ya şimdi Allah aşkına biz bunları mı düşüneceğiz? Ya? İşimiz gücümüz yok da Arıyı, sineği bunları mı düşünelim ya? Yani? İşimiz gücümüz var ya. Çok büyük işlerimiz var bizim. Araba alıyoruz, ev alıyoruz. Değil mi? Bilmem yatırımlar yapıyoruz, fabrikalar kuruyoruz. Memleketi değiştirecek işler yapıyoruz. Bu ne yani? Sinekten arıda hayır hayır. İnsanın yaratılışının en büyük vazifesi bu. Kainat kitabını okumak. Bunları düşünmek için yaratılmış insan. Ben bir gün böyle bir tarla başında oturuyoruz. Yanımızda bir çoban çoban var. Baktım geldi sarı bir çiçek çiçeğin üzerine bir arı kondu. Yani geldi benden bahset der gibi böyle. Dedim ki şu arıyı görüyor musun? Evet bunlardan çok var burada dedim. Dedim ya bak nasıl dedim iniş yaptı. Çiçeği hiç incitmedi. Bak dedim bak 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 borusunu çıkardı. Borusunun içinden bir boru daha çıktı. Onun içinden bir daha çıktı. Ta çiçeğin derinliklerindeki balı çekip alıyor. Normalde başka arılar aynı boruya, aynı anahtara sahip olmadığı için o çiçekteki balı alamıyor. O çiçeğin derinliklerindeki bal ona tahsis edilmiş. Nereden belli? Çünkü o balı alacak hortum onda var. Başkasında yok. Başka bir sürü arılar var. Onlar aynı çiçeğin karnındaki balı alamıyorlar. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Anahtar da onda. Böyle çekti, 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 çekti. Ondan sonra dedim ya şuna baksana. Başında bütün vazifesini yazmış. Karnında taamların en tatlısını koymuş ve pişirmiş. gücünde zihayat azaları tahrip edecek. Zehiri o iğnenin içine yerleştirmiş. Bir de o iğneyi vurduktan sonra da iğne ölmüyor ha. İğne arıdan ayrılıyor ve görmüşsünüzdür arı sokan varsa o iğnenin arkasında bir sistem var devamlı kalp atar gibi pompalıyor zehiri hangi hayvanın üzerinde veya hangi insanı soktuysa orada devamlı pompalıyor arıdan ayrıldığı halde muhteşem bir şey böyle anlatırken anlatırken ya hocam dedi bunları düşünsen kafayı yersin dedi dedim ki. Bak dedim bütün peygamberler bunları düşünmüşler. Bütün evliyalar bunları düşünmüşler. Bütün büyük zatlar bunları düşünmüşler. Hep bunları anlatmış Kur'an. Onlar da hep bunları düşünmüşler. Hiç kafayı yiyen yok. Ama dedim bunları düşünmeyenlerin içinde kafayı yiyen o kadar çok var. Bu kafa bunları düşünmek için yaratılmış. O yüzden bunları düşünerek kafayı yeme ihtimalin yok. Aa, düşünmeyerek kafayı yeme ihtimalin çok yüksek. Çünkü sen ne yaptın? altın terazisiyle kömür tartarsan ne olur? Terazi bozulur ya. Bu kafa, bu ince, hassas manaları düşünmek için verilmiş. Sen akşama kadar dünyanın üç kuruşluk meselelerini düşündün. Altın terazisiyle kömür tarttın ve kafayı bozdun. Artık bu manaları düşünemez hale geldi. O yüzden şu iman dersleri bizi fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Ve o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek. Bakın ne diyor? Nihayet dikkat ve ilim ile. Allah aşkına soruyorum ben. Siz marketten bir gıda aldınız. Poşetlerken temizlik maddelerle aynı poşetin içine koyunca kasiyer ne diyor? Olmaz. Temizlik maddeleriyle ne yapılmaz? Gıda aynı yere konmaz. Ne yapar? Bulaşma ihtimali var. Marketlerde de öyledir. Şimdi enteresan bir şey. Zehirle bal yan yana. Ve trilyonlarca, katrilyonlarca arının hepsinde böyle. Ve balı yerken acaba bu arının zehri bala karıştı mı diye hiç tereddüde düştüğünüz oldu mu? Ya ne tamam da nereden bilir? Belki arıza var, belki bir delik var. Değil mi? Belki kaçırmıştır. Olamaz mı? insanların yaptıkları bir sürü makinalarda bir sürü arızalar oluyor. Ve yan yana aynı bir santimetrenin içinde şifalı balla öldürücü zehir yan yana. Ve zerre kadar hiç tereddüdümüz yok. Kime güveniyoruz? Abi arılar böyle zannettiğin gibi değil ya arılar. Of. Arıda müthiş bir sistem var. Arının neyine güveneceksin ya? Bak bilen bilmeyen, inanan inanmayan Allah'a iman eden ve etmeyen herkes Allah'a güveniyor. Yoksa arıya güvenerek obalı yenir mi ya? Kan ve fışkı içinden gelen süt diyor. Bizzat pisliğin içinden geliyormuş ha. Yanından değil, ortasından değil, içinden. Allah inekten sağıyoruz ya, bizimkinde karışmış olabilir. Öyle ya şimdi bizim içme suyuyla giderler, lağım giderleri yan yana geçiyor. Bazen karışıyor. Belediye ilan ediyor. Bugün su içmeyin diye. Ama direkt bak yan yana değil ha. Direkt pisliğin içinden gelen o süt karışmıyor arkadaş. Milyonlarca yıldır karışmıyor ve katrilyonlarca hayvanda karışmıyor. Biz şimdi ineğe mi güveniyoruz? Bizim inek çok güvenilir ya. Yapmaz öyle şeyler abi. Karıştırmaz ve. Biz bile ne yapıyoruz? İnekten sağdığımız suya, <laughs> süte su karıştırıp değil mi? İneklerin o güzelim sanatlarını bozuyoruz yani. ya. Nihayet dikkat ve ilim ile ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muazene ile olduğundan sanat nasıl? icraat nasıl? İlim gerektiriyor. Dikkat gerektiriyor. Muazene gerektiriyor. Şuur gerektiriyor. Fakat arıda ne ilim var ne şuur var ne muvazene var, ne dikkat var. Kapıyı bulup dışarı çıkamıyor ya. O kadar aptal bir sinek. Ama onun yaptığı icraata bakıyorsun. Aa, öyleyse bu icraat buna ait değil. Allahu Ekber. Bizim pederin bir hatırası var. Daha önce anlatmışımdır. Rahmetli hep anlatırdı böyle. Biz diyor Muğla'nın Ula ilçesine gitmiştik diyor arıları götürmüştük arıcıydı kendisi. Orada diyor arılara bakıyorum ben diyor. Orada da sahilde bir karakol var. Türkiye'nin büyük böyle rütbelileri falan orada tatil yapıyorlar. Böyle generaller, şunlar, bunlar falan gelip orada tatil yapıyorlar. Biz de diyor oraya yakın bir yerde arı bakıyoruz diyor. Ben arılara bakarken onlar da orada diyor 5-6 kişi bir araya gelmişler, masayı kurmuşlar. Böyle muhabbet içiyorlar. muhabbet ediyorlar. Şerbet içiyorlardır inşallah. Böyle diyor bizi oradan çağırdılar diyor. Arıcı arıcı gel. Neyse diyor maskeyi çevirdim kafamdan diyor. Gittim diyor. Muhabbet edecek adam lazım. Muhabbet edecek konu lazım. Çağırmışlar. Anlat bakalım demişler. Ne anlatayım dedim diyor. Arılardan bahset dedim. Demiş. Oradan birisi. Generallerden birisi. Arılardan bahset demiş. Neyse ben dedim ne bahsedeyim falan. Ya anlat falan dedi diyor. Tam diyor ayağıma topu verdi diyor. Şimdi bu golü atamazsam yazıklar olsun bana. Diyor. ben diyor şimdi önce bana dedi ki sen nerelisin dedi diyor. Dedim ki Yozgatlıyım. Oradan birisi o bizim Yusuf'un memleketinden dedi diyor. Tamam 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 dedi diyor. Yusuf Aslan var ya deniz gezmişle beraber asılan. Yani beni koyu bir solcu olarak biliyor diyor. Ondan sonra ya demiş Yusuf'un memleketindense tamam demiş. Beni diyor öyle biliyorlar. Dinle, İslamiyetle alakasız birisi biliyor. Ben de Yusuf Aslan'ı tan tanıyorum dedim diyor falan. Oradan diyor anlat bakalım falan deyince ben başladım anlatmaya. Arı dedim diyor altıgen petek yapar. Böyle başka başka yerlerden başlarlar. O petekleri örerler. Sonra onu sığırla kapatırlar. Sonra Beş kilometre uçar gelir kovanını bulur. Hiçbir arı yabancı bir kovana girmez. Böyle anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Yön bulurlar diyor. Rüzgarda aşağı inerler falan. Ondan sonra önden bir arı gider bir yerde bir bal buldu mu diğerlerine? Haberleşme sistemi var. Bunlar hemen gelirler falan böyle. Ben diyor anlatıyorum. Hayretler içinde kalıyorlar. Onlar şimdi hayret edince insanın fıtrasında var. Hayret edince bir şey söylemek zorunda hani Allahu ekber, subhanallah, maşallah demiyorlar ya. Onların hayretlerini Allah'a döndürmemek için aralarından biri diyor ki güt yapıyor diyor, güt. İçgüdü. İçgüdüsel bir davranış bu. Arının içgüdüsel bir davranışı bu. İçgüdü yapıyor bunu. İçgüdü yapıyor, içgüdü yapıyor falan. Ben de diyor baktım hani Allah desem orada o ortamda hemen kapı dışarı edecekler. Onlara dedirtmeye çalışıyorum diyor. İçgüdü yapıyor falan. Ben anlatıyorum onlar içgüdü yapıyor. Hani hayret edip de Allah'ı tanımamak için böyle. Ben anlatıyorum onlar diyor içgüdü yapıyor diyorlar. Ve sonra ben de başladım içgüdü demeye diyor. Dedim ki içgüdü arının bal yapması için arı boş, boştan yoktan kendinden bal yapamaz. Çiçeğin karnında bal olması lazım. Arının bal yapması için çiçeğin karnında bal olması lazım. İçgüdü çiçeğin karnına balı da koyuyor dedim böyle birden diyor suratlar asıldı. Dedim çiçeğin karnında bal olması için çiçe çiçek açması lazım. Çiçek açması için de mevsim gelmesi lazım. İç güdü güneş sistemini çeviriyor, mevsimleri getiriyor. Çiçeğin karnına balı koyuyor. Arı da oradan bal yapıyor dedim diyor. Böyle biraz kaşlarını çattılar. Dedim ki ya mevsim güneş sisteminin çalışması da kainattaki sisteme bağlı. İç güdü bütün kainattaki sistemi çalıştırıyor. Güneş sistemini terkip ediyor. Mevsimleri getiriyor. Çiçekler açıyor. içinde de ballar doluyor. Sonra arı gelip oradan alıp iç güdüyle bal yapıyor deyince oradan bir tanesi diyor bağırdı. Dur dedi diyor. Sen dedi işi başka yere götürdün dedi. Böyle deyince nereye götürdüm dedim diyor. Ben söylemiyorum ona söylettireceğim. Nereye götürdüm? Sen dedi işi Allah'a götürdün dedi. Öyle deyince dedim ya sen başka yere götür o zaman deyince ortalık karıştı diyor beni apar topar. <laughs> Ama diyor biz bombardımanı yaptık diyor. Ertesi gün karakolun komutanı o da oradaymış. Onlar gitmiş misafirler. Bu koşa koşa gelmiş aracı aracı. Dün akşam demiş benim kafamdaki bütün dinsizlik, ateistlik, inançsızlık fikirleri çöktü. Ondan sonra ben demiş bu hakikatleri duymak istiyorum. Ondan sonra başladık diyor karakolun bahçesinde sohbetlere. <laughs> Cenab-ı Hak diyor, oradan bir kapı açtı. Tam denizin kenarı diyor. Gece yarlarına kadar anlat, 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 anlat. Böyle, Cenab-ı Hak böyle bir kapı açmış. Deniz Gezmiş'in arkadaşı da varmış orada da. O diyormuş, ya ben diyormuş, diyordum zaten denize. Deniz diyormuş, biz bu milleti dinsiz yapamayız. Çünkü Allah yok, Allah yok diyorlar. Başlarına bir iş gelse hepsi birden Allah diyorlar. Demiş. Ben demiş, biliyordum zaten böyle olacağını. Yani şu arıdaki mucize var ya abi tek başına yeter. Allah'ın izniyle. İşte bu üç cihetle mucizeli bu sanatı ilahinin. Neydi üç cihetle mucizeli? Kim sayacak? Arada üç tane mucize vardı. Başı karnı kuyruğu. Kısaca evet. Başka? Bu üç cihette mucizeli diyor. Neydi? Birincisi, zerrecik başında ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Allah ım. Nereden biliyor canım? İlk daha dünyaya geldiği gün ikindi vaktinde uçuyor ya. Uçmayı nereden biliyor? Nereye gideceğini nereden biliyor? Çiçeklerin karnında bal olduğunu nereden biliyor? Tekrar dönüp yuvayı nasıl buluyor? O değil mi? Altıgen petekleri nasıl örüyor? Hiçbir tecrübesi yok. Sıfır tecrübe. Hiç eğitim falan almamış. Yok bir eğitim yok. Dünyaya geldiği gün uçuyor. İşte bu üç cihetle mucizeli. Neydi? Zerrecik başında ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Sonra karnında tahamların en tatlısı olan balı yerleştirmek ve pişirmek. Sonra süngücüğünde zihayat azaları tahrip edip öldürecek zehiri o uzvuna zarar vermeden yerleştirmek. Bu üç cihetle mucizeli bu sanat ilahiyenin ve bu fiil Rabbaniyenin. Şimdi asıl mevzu burada. Şu ana kadar dinlediklerinizin hepsini bir tarafa koyun. Şimdi arıyı tanıdık ya. Arıdan Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına geçeceğiz. O zaman ne diyeceğiz biliyor musunuz? Vay be bu arı neymiş arkadaş ya. Bakın şimdi. Bu üç cihetle mucizeli bu sanat-ı ilahiyenin ve bu fiil-i Rabbaniyenin, bakın, bütün zemin yüzünde, hadsiz arılarda, aynı hikmetle, aynı dikkatle, aynı mizanda, aynı tarza zuhuru ve ihatası bedahetle vahdet-i ispat Dünyadaki bütün arıların aynı sistemde çalışıyor olması ya arılar arasında online bir haberleşme var, birbirlerine öğrettiler diyeceğiz ya da bütün arıları yaratıp da zerrecik başına programı yazan aynı zat olduğu için dünyanın her yerinde arı aynı hareketi yapıyor. Aynı peteği dokuyor, aynı balı yapıyor. Aynı sistemde yaratılmış, aynı dikkatle yaratılmış. Bu ne demek? Yaradanın bir olduğuna delildir. Burada diyelim ki Renault servisi, Renault tamircisi dünyanın her yerine gitse Renault'u tamir eder mi? Eder ya. Renault aynı sistem çünkü. Kaputu kaldırdım aynı manzarayla karşılaş. Bu neyi göstergesi? Renault'daki birliğin göstergesi. Bir birlik var. Her yerde aynı sistemde, aynı model arabayı Aynı şekilde yaptığı için adam onu öğrendiği zaman hepsini ne yapabiliyor? Tamir edebiliyor. Bizim kasaplar da öyle mi? Kasap bizim kuzuyu gözü kapalı kesiyor. Aynı kasabı Avustralya'ya götür. Gözlerini bağla onu da aynı şekilde keser mi? Tamam da ne alaka ya? Yaradan aynı olduğu için sistem aynı. Allah'ın birliğine delilmiş ya. Şimdi arıya bak. Her yerde aynı sistemde yaratılış. Allah'ın birliğinin deliliymiş. Bir de aynı anda yaratılış. Aynı anda dünyanın her yerinde, aynı sistemde arı yaratılıyor mu? Bu ne demek? Önce bizim arıları yaratıyor, Müslümanız ya. Sonra komşunun arılarını yaratıyor. Sonra Avrupa'nın arılarını, sonra Afrika'nın arılarını. Yok. Kardeş şeyden, e, Uganda'dan bal getirdi. Dedim ya bu şekerli bal olma ihtimali var mı dedim. Abi dedi şeker orada baldan pahalı. Kimse dedi balın içine şeker katmaz dedi. Yani o garantiymiş yüzde yüz. Şimdi bizde şey ya sahtecilik yaygın. Şimdi oradaki arı da aynı balı yapıyor. Hiç de tereddüdümüz yok. İnsan eli karışmamak şartıyla tereddütsüz yiyebilirsin. Şimdi öyleyse aynı anda yapıyor olması sıraya koymak zorunda olmadığının delili değil midir? İnsanlar iki iş verirse sıraya koyuyor. Önce bunu sonra bunu. On iş verirse onu da sıraya koyuyor. Ama Cenab-ı Hak sıraya koymaya mecbur değil. İrade-i külliye sahibi. Külli irade buymuş. cüz irade meşgul olan demek. Allah hiçbir şeyle meşgul olmaz. Meşgul ne demek? Adam mesela diyelim ki ben konuşuyorum Ahmet abiyle. Oradan başka biri de konuşuyor. Abi bir dakika diyor ya. Ben meşgulüm şu anda. Telefonda arıyorsun meşgul çalıyor. Yani bunca telefon teknolojisi gelişti. Şu meşgullü atsalar ya. Herkes aradığı zaman direkt bağlansa. 10 kişiyle aynı anda konuşsak. Telefon teknolojisi istediğin seviyeye getir. İnsanın cüz'i iradesi olduğu için. Cüz'i irade ne yapamaz? on kişiye aynı anda teveccüh edemez. Ama Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi her tarafta aynı anda zamansız bir zat olduğunu arı bize anlattı. Vay be arıya bak. Sonra mekansız bir Allah, mekana sığmayan, bütün mekanları yaratan, her yerde aynı anda bulunup, bulunup tasarruf edebilen bir Allah olduğunu biz arıların aynı anda her yerde aynı sistemde yaratılışından anlamıyor muyuz? Belli bir mekanda olsaydı Allah bulunmadığı mekanlarda icraat yapamazdı. Her yerde aynı anda aynı sistemde icraat yapıyor olması her yerde aynı anda bulunduğuna da nedir delildir. Şimdi burada bitireceğiz de arının anlattıkları bu kadar değil ama Arı'nın anlattıkları o kadar çok, o kadar çok ki arı adeta bir vaizmiş, vaaz ediyor. Bütün beşeriyete, bütün insanlığa Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerini anlatıyor, haykırıyor ama duyabilene. Ne demiş adam? Görenedir, görene, körene. Yani her şey görene. Köre bir şey yok. Cenab-ı Hak manevi gözlerimizi açsın. Ak, akli, kalbi gözlerimizi çalıştırsın. Sanatlarından, eserlerinden zatını bilmeyi, bulmayı beş vakitte hayretle huzuruna koşup da rükuda, secdede buluşmayı nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.